5 Şubat 2018 tarihinde Türkiye, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede gurbetteki Uygurlar yaşadıkları ülkelerdeki Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde toplanarak Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü protesto etti ve 5 Şubat Gulce katliamı şehitleri ve tüm şehitler için dua etti. Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da Ağustos 2016'da bölge valiliği görevlendirildi. Çin Chengao'nun uygulamaları sonrası Batı medyasının gözü bir tür teknolojik gözaltı laboratuvarı olarak adlandırılan bölgeye çevrildi. New York Times'ın haberine göre Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurların %5'i yani yaklaşık 500 bini gözaltında tutuluyor. Doğu Türkistan'da herkese uygulanan bir potansiyel suçlu formundan da bahsediyor. Çin, ABD'den sorgum ithalatıyla ilgili soruşturma başlattı. ABD Başkanı Trump'ın güneş panelleri ve çamaşır makineleri ithalatına ek vergi getirmesinin ardından Çin de ABD'den sorgum ithalatıyla ilgili soruşturma başlattı. Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması sonrasında başta Çin'in bazı madencilik bölgeleriyle aynı sınırı paylaşan Kırgızistan olmak üzere Kazakistan ve Özbekistan kripto para madencilerini ülkelerine çekmek için çeşitli teşvikler sunmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Suudi Arabistan'ın yatırım fonlarından olan Suudi Kalkınma Fonu'ndan Özbekistan'a 50 milyon dolar kredi verileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre verilen kredi inşaat sektöründe kullanılacak. Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatı ile kayboldu. Hindistan'dan özel bir şirkete ait 22 mürettebatlı petrol tankerinden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığı bildirildi.